Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni videoma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Allah da ötesini bırakma 47. bölümle 4. sezon 3. bölümle ekranlardayız, karşınızdayız. Sevgili değerli izleyici konuklar, cumanız mübarek olsun diyoruz ve başlıyoruz. Başlık çerçevemiz bölmüş olduğunuz gibi kader nedir? Başlıyoruz. Kader kelime olarak ölçmek, kural koymak, program yapmak, gücü yetmek gibi anlamlara gelir. İslam inanç ekollerinde ise kader, meydana gelecek her şeyi ezeli, sonsuz ilmiyle Yüce Allah'ın bilmesi demektir. Allah sonsuz ilmiyle her şeyin miktarını, özelliklerini, olayların yerini ve zamanını bilmiş, bunu da levh-i mahfuza yazmıştır. Bütün olacakları Yüce Allah'ın ezelde bilip yazmasına kader denir. Kulun yaptığı işlerde kader sadece bilgiden ibarettir. Allah'ın daha önceden ayarlaması bir plan yapıp o plan dahilinde bizi zorlaması söz konusu dahi değildir. Yapacak olduğumuz her şeyi Allah sadece bilmiştir. Bilgi ise zorlama ve belirleme anlamına gelmez. Allah'ın olacak olan her şeyi bilmesi zaten bir zorunluluktur. Sonsuz güç ve kudret sahibi, sonsuz bir ilmi olmasından dolayı elbette ki kıyamet sabahına kadar olacak her olayı, hareketi daha olmadan bilmesi lazım. Allah her şeyi bilir ve bildiği gibi de olur. Maalesef tarih boyunca ve günümüzde Allah'ın ezelde bilmesini olması gerekenden başkaca anlamlar yüklendi. Konu abartıldı. Allah biliyorsa bizi neden dünyaya gönderdi ya da her şeyi belli ise bizim amel yapmamıza ne gerek var tarzı geyik muhabbetler asırlardır yapılıyor. Halbuki Allah'ın ezelde bilmesi ne kimseyi zorluyor ne de bizim iyi işler yapıp iyi insan olmamıza engel oluyor. Tam tersine yapacaklarımızı daha yapmadan ezelde bilmiş olması onun ne büyük bir kudret sahibi olduğunu gösteriyor. Böylesi kudretli bir yaratıcıya karşı zaten biliyor deyip hata ve günah yolunu seçmek yerine daha dikkatli olmamız gerekir. Allah her şeyi ezelde bilmiştir. Allah ezelde her şeyi bilmiştir. Ama bu bilgi zorlayıcı değildir. Çünkü hiçbir bilgi zorlayıcı değildir. Bilgi bilenin kudretini, alimliğini gösterir. Yoksa bilginin bilinen şeye bir etkisi yoktur. Olayı çok basite indirelim. Son derece kıymetli bir vazon vardı. Ali vazoyu eline aldı. Pencereye çıktı. Ali penceredeyken sen aşağıdan elinde vazo ile Ali'yi gördün. Yanında da Hasan isminde bir arkadaşın var. Sen Ali ne yapıyor diye hayretle bakarken Hasan hemen cebinden bir kağıt kalem çıkarıp Ali vazoyu pencereden aşağı bırakacak, vazo kırılacak yazdı. 10 saniye sonra da Ali vazoyu bıraktı ve vazo kırıldı. Suçlu burada sence kim? Vazoyu pencereden atıp kıran Ali mi sorumlu, yoksa bunu atmadan 10 saniye önce bilip yazan Hasan mı sorumlu? Allah ezeli ilmiyle her şeyi görmüş, bilmiş ve yazmıştır. Ama yaptığımız her şeyden sorumlu olan biziz. Her şeyi kendi hür irademizle yapıyoruz. Yaptığımız iyi işlerden mükafat, kötü işlerden ceza göreceğiz. Allah'ın sonsuz ilmiyle her şeyi bilmesi sadece ona daha çok kulluk yapmamız gerektiğini gösterir. Ameli bırakmamızı, tembelliğe yapışmamızı, boş vermiş olmayı gerektirmez. Çünkü biz günlük tecrübelerimizde de görüyoruz ki bilgi hiçbir zaman zorlayıcı bir etkiye sahip değildir. Kur'an'da insan ve psikolojisine etkileri yakında bölümleriyle. Yes! Yeni bölümlerde, videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.